Sıcak haber gelişmesiyle başlığıyla Francisco Montero trafik kazası geçirdi. Beşiktaş'ta oyuncunun durumu iyi. Sabah antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kazanın görüntüleri de, fotoğraf kareleri de ekranınıza yansıyor. Saat 10 sıralarında kaza gerçekleşti. Antrenmana giderken futbolcu. Sercan Dik mi telefon attığımızda, detayları bir Sercan'dan alalım. Ceyda merhabalar, iyi yayınlar. Evet, Montero'da korkulacak hiçbir durum yok. Maddi hasarlı bir kaza. Antrenman sonrasında detayları öğrendiğimiz zaman direkt Nevzat Demir tesislerine gidiyor. Orada bir kontrol yapılıyor çalışanlar tarafından, doktorlar tarafından, ama hiçbir problem yok. Ardından 11'de başlayan da Beşiktaş antrenmanına katılıyor. Arabasında maddi bir hasar var tabii ki. Onun dışında sağlığıyla ilgili hiçbir problem yok. Beşiktaşlı taraf kulüple konuştuk. Beşiktaşlı taraftarların içi de rahat olsun. Hiç problem yok. Antrenmana çıktı. O derece yani. Çok teşekkür ediyoruz Sercan Dikme. Geçmiş olsun diyelim hem Beşiktaş camiasına hem Montero'ya. Gerçekten Allah korumuş, fotoğraf karelerini de gördüğümüzde. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Herhalde geç kaldı, bastırıyordu antrenmana. Neyse canım, cana gel, cana mala gelsin. En azından. Aynen öyle. Bir şey olmamış, şükretmek lazım. Geçmiş olsun diyelim Montero'ya. Bir kez daha hatırlatalım, futbolcunun durumu gayet iyi. Sabah antrenmana katıldı. Kontrolleri tesislerde yapıldı Montero'nun. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ve devam edelim. Şimdi Galatasaray'a dönelim. Hakemler açıklanınca bir hakemlere bakmıştık. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da özellikle tabii futbolcuların hep diyoruz ya, İsmail Kartal futbolculara dokundu. Önder Karaveli geldi dokundu. Valentin Rozier kondisyon anlamında koşan bir Beşiktaş'ı yukarıya doğru taşımaya Valerian İsmail taşımaya devam ediyor. Şimdi Galatasaray'da da özellikle orta saha futbolcuları Levent abi, Murat Özbostan, bugün Sabah gazetesinde de haberi var. Berkan Taylan ikilisi. Fenerbahçe'de Zayt 8 gol attı. Beşiktaş'ta Josef 4 gole imza attı. Domenech Torrent ve Fatih Terim döneminde 6-8 numara tercihleri hücumda yetersiz kaldı. 0 çektiler. Bununla ilgili de yorumunuzu almak isterim.